Mega kent İstanbul'un trafik problemini bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zannediyorum gladyatörün söylediği kadar vahim bir durum yok bu saatlerde İstanbul trafiğinde, değil mi biraz hocam? Fazla abartı oluyor. Çünkü şu anda dünyanın hiçbir gelişmiş şehrinde ulaşım trafik problemi olmayan şehir yok. Bizi izleyenler de değişik seyahatler yapıyorlar. Her yerde aynı şekilde problem var. Yalnız altını çizeceğim konu katlanılabilir bir ulaşım ve trafik problemi oluşturabilmek. Hocam tatilde şehir dışında mıydınız? Ben yok, sadece son gün dün bir armutlu yapıp geldim. Kaç saatte döndünüz giderken hocam? Tamamen ben sürekli cep trafiği kullanıyorum. Gittiğimde bomboştu yol. Dönerken denizi kullandım. 1 saat 10 dakikada Armutlu'dan yeni kapıya geldim. Hiçbir trafik problemim olmadı. Tabii sizin hocam, buraya gelirken anlatayım isterseniz. Buyurun Beşiktaş'ta lütfen. Bahçeşehir Üniversitesi, bir de yeni Türkiye'de ilk kurulan bir bölüm, Ulaştırma Mühendislik Bölümünün başkanıyım. Bu çok önemli ileride bu problemlerin çözülmesi için. Ulaştırma Mühendisliği 4 yıllık. Bizim yani bu kadar problemi anlatıyoruz. Her kanalda sağ olsunlar trafikle ilgili problem yapıyorlar. İnsan kaynağı nerede? Bizim bu problemi çözecek mühendisleri yetiştirmemiz lazım. Türkiye'de şu anda ilk defa Bahçeşehir ve Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği bölümü açtı. Bunun da çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. İşte Beşiktaş'tan çıktım, Çırağan Caddesi'nden gelirken hemen şeyden Fulya'ya doğru çıkarken o caddede bir çöp kamyonuna rastladım. Çöp kamyonu bizim bir 5-10 dakikamızı aldı, çöp kamyonu geldiğim saatte. Ondan sonra Fulya'ya geldiğimizde orada yüksek bir eğim var. Bir sürücünün aracını kaldıramamasından dolayı orada biraz daha bir 5 dakikada hemen orada bir sormak durakta. Istiyorum. Acaba kadın şoför müydü? Yok yani şimdi kadın erkek diye değil yani öyle şey olur mu? Sizin gibi ne kadar konusunda başarılı insanlar var. Araç kullanmada bir hocam, yetenek genel yok. Olarak vardır ya bu, Zeynep hani Hanım mı? trafikte kadın şoför Hayır terörü. hayır. Tek bir şey var, bir cümle altını çizeceğim. Trafik kurallarına uyacaksınız. Bunları bilinçli bir şekilde yapacaksınız. Burada yoruma falan gitmeyeceksiniz. Yani onu bir de buradan bir yani sosyal medyayı kullandığımız kadar şu İBB cepi kullanmıyoruz. Yani bu biz mesela ben böyle trafikte dolaştığım zaman bakıyorum mesela herkesin elinde araç kullananlarda bile yasak olduğu halde elinde ya bir mesaj halinde ya bir Twitter halinde bir şeyler yapıyor. Ya bir de biz şurada İBB bir cephe baksak. İnanın bunun çok büyük bir katkısı olur. Şöyle katkısı olur. Yani izleyenler yanlış yorumlamasınlar, 34 yıllık emeğime haksızlık yapmasınlar. Yani farklı güzergah seçilebilir. O arada eğer saatiniz müsaitse zamanı kaydırabilirsiniz. Yani mesela ben diyelim ki Beşiktaş'tan havaalanına gideceğim zaman 3 tane ana arter seçebilirim. TEM'i seçebilirim, D100'ü seçebilirim, sahil yolunu seçebilirim. Gittiğim saatte hepsi aynı yoğunlukta olmaz. Burada biz, yani akıllı yol sistemlerini kullanarak, alternatif güzergahlara yönelerek biraz daha trafik probleminden uzaklaşabiliriz. Yani orada öyle vatandaş şimdi şöyle, 3 tane ana başlık var burada size. Yani ilk programımızda bu kadar önemli konuya yer verdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuya yıllarını Rica vermiş bir ederim, kişi olarak çok çok teşekkür ediyorum. Yani burada vatandaşın yapacağı iş var. Şu var yani eğer mesai saatleri sabitse işte servisinin saati belliyse yapacağı bir iş yok. Ama sabit değilse istediği saatte gidebiliyorsa yani bir esneklik varsa saatini buradaki cep trafikten bakarak bunu ayarlayabilir. Eğer illaki özel otomobilini kullanacaksa ama toplu ulaşımı kullandığı zaman ki şu anda İstanbul'da 23 milyon yolculuğun yaklaşık 13-14 milyonu motorlu araçlarla yapılıyor. Burada özel, hocam trafik hareketliliği 23 milyon mu? 23 milyon tüm Günlük. Yani. Evet yaya yolculuklar dahil. Nüfus da 15-17 evet, milyon arasında, öyle onu değil mi Sayın Başkan İstanbul'da? da Topbaş sürekli söylüyor. Bu kadarlık bir hareketlilik var. Şunu açık net olarak söyleyeyim. Yani Sayın Başkanımızın son 10 yılında iki dönemdir belediye başkanı toplu ulaşıma yapmış olduğu yatırımlarda net rakamlar, istatistik rakam. Burada %50-70 toplu ulaşımın payı artmış. Sadece bir metrobüsle neredeyse 1 milyona yakın bir yolcu taşınıyor. Saatlik kapasitesi 35 bin yolcu. Neredeyse metro kapasitesinde. Yani düşünün 80 bin araç trafikten düşmüş. Yani bu %70 eğer toplu ulaşıma kaymamış olsa, orada bir takım toplu ulaşım sistemleri devreye alınmamış olsa
Nasıl olurdu Zeynep Hanım? Hocam bir şey sormak istiyorum size. Sayın Topbaş'ın İstanbul'un yeni sloganı olarak söylediği her yerde metro, her yere metro. 2019 sonrası için 776 kilometre metro planı var. Şimdi hani 45 kilometreden 2004 öncesi 45 kilometreden 141 kilometreye çıktı işte metro haritası. İstanbul'un 2019'da gösterebilirse değerli kardeşlerimiz buradaki İstanbul'un hedeflerini görüyoruz. O kadar güzel bir soru sordunuz ki ben buradan sizin kanalınız vasıtasıyla tüm ilgililere sesleniyorum. 33, hocam ekranda zaten şu an 30, seyircilerimiz de görebilir. Evet, 33 yılını bu konuya vermiş bir kişi olarak diyorum ki bu hedef olmazsa olmazı. Yani benim nüfusumda ve bu kadar bir hareketlilikte gelişmiş şehirlere baktığımız zaman Paris'e bakalım, Londra'ya bakalım, Moskova'ya bakalım, hiç New York'a gitmeye gerek yok. Bizim bir kere olmazsa olmaz bir 400 kilometre bir yakalamamız lazım. Sayın Topbaş da 2019 yılında diyor ki 400 kilometre. Ulaşım Master Planı'nın öngördüğü rakamlar 2023 daha sonraki hedeflerde 3. havaalanı yeni Ulaşım Master Plan bu gelişmelere göre revize edildiği zaman 776 kilometre metro gerekiyor. Ama biz isterseniz 2019'da bir 400 kilometre yapması lazım. Şu anda kaç kilometremiz var? 141 kilometre bugün itibariyle. Sayın Topbaş 45 kilometreden almış 141'e çıkarmış. Şimdi şöyle bir yorum yapılabilir. Acaba burada bir 100 kilometre yapıldığına göre 2019'da bu 400 kilometreye nasıl ulaşır? Bizi izleyenler çok rahat olsunlar. Şu anda 141 kilometre var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı banyo hatları var. 63,5 kilometre. Onu koyduğumuz zaman 200 kilometre. Yine İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale aşamasında, yani şeyde demiyorum, proje ihale değil, inşaat aşamasında, özür dilerim, düzeltiyorum. Metrolar var. Burada hocam, bu hedefi yakalayabilir. Ama bir şeyi söyleyeyim. Merkezi idarenin, tekrar altını çiziyorum, merkezi idarenin yani yasama organının yürütmenin desteğine ihtiyacı var. Neden desteğine ihtiyaç var? Sayın Topbaş'ın ifadesiyle söyleyelim. Son 10 yılda diyor ki 60 milyar yatırım yaptı. Bunun yarısını neredeyse ulaşımı harcadı. O yarısında da büyük pay raylı sistem bundan 100 kilometre oluşmuş. Bundan sonraki 10 yıla baktığımız zaman bir 200 kilometre yapmak için demek ki daha fazla kaynağa ihtiyaç var. Daha çok bürokratik işlemleri hızlandırmaya ihtiyaç var. İşte bütün bunları içerecek bir idari ve yasal düzenleme yani gerekiyor. Yani metro pahalı bir yatırım. Tabii, çok onu pahalı. Biliyoruz. Peki bu metro hedeflerine ulaşmaya başladıkça, kilometre sayısı arttıkça metrobüs kalkar mı ortadan? Metrobüs geçici çözüm. Biz bunu Sayın Başbakanımızın başkanlığı zamanında benzer bir projeyi o zaman karayolları başka idare, belediye başka başkanımız, yani farklı siyasi partiler. Biz o projeyi belediye başkanlığı adına Karayolları Genel Müdürlüğü'ne götürdüğümüzde... Çünkü kapasitesinin de üstünde yolcu taşıyor, öyle değil mi Zeynep Hanım? O proje red gördü, yani onaylanmadı. Sayın Başkanımız göreve başladığı zaman bu metrobüs projesini hayata geçirdi. Bu çok büyük bir avantaj. Ama tekrar söylüyorum, metrobüs bu geçici bir çözüm. Yani burada çok önemli bir kapasitesi var. İstanbul'da bu 400 kilometre oluştukça, Boğaz geçişi de Marmara'yla sağlandıkça artık buradaki hatlara talepler bugünkü gibi saatlik 35 bin yolculuk olmayacak. Buradaki şeyler azalacak. Buradaki sistemler, şeritler, otobüsler başka farklı sistemlerde metrobüs olarak, farklı amaçlı trafik şeritleri olarak kullanılabilecek. Hocam yani, peki İstanbul'daki son zamanlar bu trafik yoğunluğuyla alakalı yapılan komplolara, yani komplo teorilerine ne diyorsun? Ben buna çok şaşırdım şimdi. Böyle bir şey olabilir mi? Size ne kadar çok teşekkür ederim. Bunu gezi olaylarıyla falan ilişkilendirmek, bakın tam iyi ki getirmişim. Şu kitabı da gösterebilirlerse görebiliyorlar değil mi? Değerli evet izleyiciler. Görebiliyorlar. Bunun bak tarihine bakın, 26 Ocak 2006. Yine o zaman ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. İstanbul ilinde bir ulaşım sorunu oluyor. Yani yine hemen o sorunun da nedenini söyleyeyim. İstanbul'daki trafik genelde kararsız akım pik saatlerde. Yani kararsız akım şu, herhangi bir nedenle yolda bir yağış olsa, görüş mesafesi düşse, bir araç yanlış dursa, bir onarım olsa bir anda zorlamalıya geçiyor. Trafik dalgalanıyor, kısa uzun kuyruklar oluyor. Yine İstanbul'da bir takım nedenlerle o anda medyada konu gündeme gelince Ulaştırma Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilik bir toplantı oldu. Ben de bu toplantıya katılanlardan biriydim. O zaman Ulaştırma Bakanlığımız Büyükşehir ve İstanbul Valiliği, o günkü valimiz de bugünkü İçişleri Bakanımızdı. 26 Ocak 2006 tarihinde, yani başka muhalefet partisinin milletvekilleri de katılmıştı. Herkesin burada ne söylediği belli. O zaman bir gezi olayı var mıydı 2006'da?
sonuç itibariyle bunun bir gezi olaylarıyla bir alakası yok. Şu bardağı İstanbul'un ulaşım kapasitesi olarak düşünürseniz içindeki suyu da trafik talepleri bu doldurmuş. Evet. Bir de düzensizliklerden dolayı daha fazla varmış gibi bir durum söz konusu oluyor. Su taşınca da kısa ve uzun kuyruklar oluyor. Şimdi biz onun çözümünü konuşmamız lazım. Ne kadar zamanımız Hocam, var bilmiyorum ama. Çok fazla zamanımız evet, kalmadı. Ama biraz da çözüm paylaşmamız lazım. Ben bir evet. soru daha sormak istiyorum. Ondan sonra hani teşekkür edip bölümü kapatmamız i̇şte, gerekiyor. Evet, üç tane ana başlığı söylemem lazım. O zaman buyurun lütfen. Şimdi bunun çözülmesi için bir kere orta ve uzun vadede Sayın Başkanımızın her yerde metro, her yere metro. Bunun mutlaka o metronun geliştirmesi için yasama yürütmenin bir takım düzenlemeler yapması lazım. Hı hı. Bu arada en önemli şey İstanbul göç alıyor. Evet. TÜİK'in rakamlarına göre 2012 yılı rakamları açıklandı. En fazla göçü alan İstanbul. Hı hı. Bunun önlenmesi, bölgesel hükümetimizin başladığı bölgesel kalkınma projeleri bunların mutlaka hayata geçmesi lazım. Bir. İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda trafiğin tamamından sorumlu değil. Yani mesela trafiği yolun projesini planlı yapıyor. Denetimden Emniyet Genel Müdürlüğümüz sorumlu. Elektronik denetim sistemleri belediyede beraber. Yani bir farklı başlılık var. Mesela köprülerle ilgili Ulaştırma Bakanlığımız şu anda merkezi idare ile yerel idare aynı olmasına olduğu için bir takım işler hızlı oluyor. Geçmişte ben size söyledim çok örnek verebilirim birçok projeyi Tayyip Bey'in belediye başkanı zamanında Ankara reddediyordu. O halde demek ki burada daha hızlı çalışabilmek, daha ilave kaynak oluşturmak için İstanbul'da bir yeni yönetim modeline ihtiyaç var. Burada da ben bunu daha milletvekilliği zamanında işte bu olaylar olurken yine İstanbul'da çok gündeme gelmişti trafik. Bununla ilgili bir yasa teklifi, 23-24 maddelik bir yasa teklifi vermiştim. Bugünkü güne göre güncellenebilir. Mutlaka böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de vatandaşımızın normalde bilinçli ve burada toplu ulaşıma yönelik özel aracını kullanıyorsa bunları kullanması lazım. Ama özel aracını kullanırken toplu ulaşıma entegre olabilmeli. Ondan sonra mesela şu anda ben size bir rakam vereceğim. Çok ilginizi çekecek. Şu anda deniz ulaşımında çok düşük bir kapasitemiz var. Son sorum oydu. 2 milyon kapasitesi var. %15-20'sini kullanıyoruz. Yani şu anda biz denizden 1,5 milyon yolcuyu geçirebiliriz. Evet. 50 bin tane servis aracı var. 25 bin tanesi bir taraftan boş geçiyor. Müthiş bir imkan aslında. Yani şehrin ortasında boğaz var. Ve hani iki tarafta kalabalık. O zaman demek ki biz bir denizi kullanacağız. Hı hı. Bunun için de ben Sayın Başkanımızla da paylaşacağım. Bu arada da yine burada açıklamayayım. Bir takım desteklere ihtiyaç var. Niye denizi kullanamıyoruz? O sorunun cevabına muhakkak çözüm bulunması lazım. Diğer tarafta karayolunu, Zeynep Hanım bir son cümle onu söyleyeyim. Hı hı. İyi kullanamıyoruz ki yolları da yüzde işte biz size görüntü gönderdim. %80-85'i otomobil. İçinde bir veya iki yolcu var. Evet. Pik saatlerde metrobüs gibi değil. Yani elektronik denetim sistemleriyle denetim yapılacak. Şeritlerden sadece minibüs otobüs değil 3 veya 4 yolculu otomobilleri de geçirirsek bugünkü trafikte işte sizin problem olarak gördüğünüzde ama şans yeşil her taraf. Yani bu yeşili kırmızıyı yeşile çevirmek için %30 otomobili çekmemiz lazım. Bu cazip gelecektir. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi'nin İspak şirketi var. Onun gerçekleştirdiği kavşak kontrol cihazları var tam akıllı. Trafik sayılarına göre, akımlara göre ayarlıyor, sabit zamanlı çalışmıyor. Bunların kapasite üzerinde %30 etkisi var. Bunlarla beraber, denizle beraber, sinyalizasyondan kısa vadeli çözümlerle, yasal idare düzenlemelerle bu problemi gündeme getirmemiş oluruz. Hocam sizinle bu konuyu daha belki daha uzun zamanlarda tartışmak lazım. Çok teşekkür ediyorum.